Yeni bir günden herkese selam olsun. Hepiniz evimize, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evimize geldik. Ben kahvaltı hazırlama başladım. Evimize geleli 2 gün oldu ama arkadaşlar. Biz ne günü geldik? Çarşamba akşamı geldik. Bugün cumartesi. Geldik, babamın hastane işlerini hallettik. Randevusunu oluşturduk ama anlatacağım size hepsini. Buraya böyle patates kızartması koydum. Biberle karışık. Patates kızartması koydum. Kamerayı elime alamadım. Telefonu elime alamadım arkadaşlar. İnanın geldiğimden beri bavullarla uğraşıyorum. Götürdüğümüz kıyafetlerle uğraşıyoruz. Yıka, ağız, evi topla, derle, hastaneye git gel bilmem ne derken vakit çok hızlı geçti ve size video çekemedim arkadaşlar. Vallahi bir türlü böyle kameranın karşısına geçip de size anlatamadım olanı biteni. Geldik ettik işte hastane işlerini falan hallettik. Babamı getirdik, götürdük. İnanın yani hastane köşelerine Rabbim kimseleri düşürmesin. Gerçekten zor işler, çok sıkıntılı işler. Şu kahvaltı hazırlığını ben bir bitireyim. Ondan sonra size şöyle kameranın karşısına geçip de böyle anlatacağım. Tripodlarımı da köyde unutmuşum. Öyle telaşla çıktık geldik ki arkadaşlar. Buradan giderken bir telaş böyle koştur koştur. Oradan çıkıp dönerken koştur koştur bir telaş. İnanın böyle bir koşturmacayla geçiyor ömrümüz, günlerimiz. Tripodu da unutmuşum. Şöyle elimi koltuğa koyup da size bir anlatırım olanı biteni, yaşananları. Babamı da götürdük. Hastane işlerini hallettik. Babamı evine götürdük, bıraktık. Gece yarısı geri geldik. Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. İnşallah keyfiniz, neşeniz, mutluluğunuz, huzurunuz yerindedir. İnşallah yerindedir. Rabbim de eksik etmesin. Evlerimizden mutluluğu, neşeyi, huzuru eksik etmesin. Bizler böyle bir koşturmacanın içindeyiz işte. Caner'in okul alışverişini yapmamız gerekiyor. Onun hesabını yapıyoruz. Şimdi ne zaman gideriz, nasıl yaparız falan diye. Nereden alırız diye onun hesabını yapıyoruz. Okul alışverişi yapmamız gerekiyor. Öyle. Önce bir karnımızı doyuralım. Sonrasında ben size anlatacağım. Babamla ilgili detayları falan bir anlatacağım. Patatesim, biberim kızarıyor. Onlara bir bakayım. Masamı bir hazırlayayım. Sonrasında buluşalım. Alma gel. Gel. Akşam yedik inciri. Gel boşver. Arkadaşlar, evde ekmek yoktu. Ali Bey markete giderken ben de düştüm peşine. Beraber ekmek almaya gidiyoruz. Şimdi çöpümüzü attık. Su da alalım. Ekmek de alalım. Tavuk alasım var. Böyle sote gibi bir şey yaparız belki. Işıktan da bakamıyorum. Gidelim eksiklerimizi alalım. Gelelim bakalım arkadaşlar. Masayı hazırladım. Masa öylece duruyor. Masa beklesin bizi. Patates de böyle daha da bir yumuşayacak şimdi ama olsun. Gidelim ekmeğimizi alalım. Karnımızı doyuralım. Sonra gidecek miyiz bugün Caner ihtiyaçlarını almaya? Şu aşağıya ineriz. Aşağıya ineriz diyor. Burada bir tane alışveriş merkezi var, City Mall diye. Ama orada da sadece LCY 2 var. Böyle çocuğa pantolon bakabileceğimiz. Muhtemelen çarşısına gideriz. Evet. Çarşısına gideriz. Hayır. Kocacığım, sadece bir mağazadan bakmakla olmaz. Üst kıyafetini de almamız gerekiyor. Üst formasını da almamız gerekiyor. Hepsini bir hallederiz bakalım. Erkekler hep böyle direniyor sonra tamam diyor. Market alışverişimizi tamamladık. Evimize geldik. Neler aldığımızı hemen sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Kocacığım kaç lira tutmuştu? 240 TL burası şu an. 2 tane ekmek aldık. Şöyle kavrulmuş kadayıf aldım. Muhallebi tatlısı yapmak için. Sonra şöyle barbunya fasulye aldık. Kaşar peyniri, beyaz peynir, yumurta. Nişasta aldım. Böyle pastalarda, böreklerde kullanmaya lazım oluyor, gerekli oluyor. Evde bulunsun istedim. Şöyle bir feyre aldım.
Hindistan cevizli sıvı sabun aldık. Şöyle yağ aldık. Valla yağı artık böyle alıyoruz. Diğer böyle 5 litrelik falan alamıyoruz artık, almıyoruz. İdareli gitmeye çalışıyoruz işte arkadaşlar. Yumurta aldık. Artedin ha. Tavuk getir getir kocacığım. Tavuk aldık, şöyle yemek yaparım dedim. Kırmızı mercimek aldık. Var dedim hala var mı? Ali Bey'e şey demiştim ben. Sıvı sabunumuz vardı galiba. Niye aldın dedim. Şunu aldığı için. Bak var dediğin bu kadar diyor bana. Şimdi fırça atıyor. Sonra yeşil mercimek aldık. Şöyle makarna aldık 2 paket. Maskemiz bitmişti. Maske aldık. Bir de ütü masası kılıf aldım arkadaşlar. Yani seçmekte zorlandım biraz. Renk olarak böyle çok canlı geldi bana. Ama sonradan da dedim renkli olsun, azıcık böyle içim açılsın. Seviyorum ben renkleri. Böyle renkli şeyleri seviyorum. Şöyle güzel kalın bir keçe arkadaşlar bu. Çok hoşuma gitti. Fiyatı da çok uygundu. 12 liraydı. O yüzden bunu da aldım. Evimize geldik işte arkadaşlar. Eksiklerimizi gördük. Yani bu, şimdilik bu kadar, bakalım. Sonrasında tabii daha alışverişler devam edecek. Ev olan yerde yeme içme devam ediyor. Allah bin bereket versin. Allah'ım sağlıkla yemeği nasip etsin. Biz şimdi kahvaltı soframıza oturalım. Şöyle omlet de yaptım arkadaşlar. Beyaz peynirli. Yumurta pişirdim. 3 tane yumurtayı çırptım. Beyaz peynirle pişirdim. Soframız hazır. Çaylarımızı da doldurduk mu? Allah bereket versin. Keyfimize diyecek yok. Acıktım. Vallahi çok acıktım. Hemen çaylarımızı da dolduralım. Karnımızı bir güzel doyuralım bakalım. Saklama kaplarımı çıkardım. Şöyle aldığım bakliyatımı yerleştireceğim. Şunda un vardı arkadaşlar. Unum falan bitti. Yani altta var, büyük bir kapta var. Ondan küçük kaba aktaracağım. Şöyle mercimeğimi bir koyayım. Ha, büyük bir hayal kırıklığına uğradım arkadaşlar. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Ben evde bunu kullanıyordum zaten ve bundan hiç memnun değilim. Böyle çok köpürmüyor gibi geldi bana. Çok sevmedim yani bunu. Ama yine aynısını almışım. Vallahi keşke beyazını alsaydım dedim. Şu an çok pişmanım. Yani Ali dedi ki sen aynısını almışsın ya yine dedi. Ben sana fair almıştım, beğenmemiştin. Şimdi sen bunun yine aynısını aldın ya dedi bana. Ya büyük şok yaşadım yani arkadaşlar. Ya gerçekten memnun kalmamıştım bundan. Hiç bilmiyorum market alışverişini hiç. Sağ olsun Ali Bey her şeyi taşıdığı için eve, ben bir türlü öğrenemedim. Şimdi buna da un koyacağım. Sonra buna şeyi koyarım. Şu barbunya fasulyemi koyarım. Makarnaları değiştirmeyeceğim. Kap değiştirmeyeceğim. Şehriyelerim de az kalmış. Şuna da şeker eklerim diyeceğim ama şekerim galiba en son şekerim bu. Aşağıda şekerim yok. Şimdi şunları bir halledeyim arkadaşlar, yerleştireyim. Ondan sonra yemek işine girişeceğim galiba. Belki evi süpürürüm. Bilmiyorum artık yapacağım bir şeyler. Ama gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için. Şu baharatlarla başım dertte diyebilirim arkadaşlar. Şurayı hemen bir tozunu alacağım. Buraya baharatlarımı düzenleyeceğim. Şimdilik oraya bir koyalım. Zaten orası böyle boş duruyor. Bakın tam böyle düzenlenmedi orası. Tezgahım boş olsun istiyorum arkadaşlar. Makinemi çalıştırdım. Şu tavalarım kaldı yıkanacak. Şöyle tezgahı boş olsun istiyorum. Şöyle ışığı ayarlayalım. Şöyle boş olsun istiyorum. Şefimi o tarafa aldım. Kettle'ımı şu köşeye koyayım dedim. Bir şu baharatlığı oraya köşeye götürdüm. Böyle düz bize bakacak şekilde bıraktım ama öyle de olmuştu ama. Dedim şöyle tezgah bomboş olsun. Elimin altında pek bir şey olmasın. Şuraya bir ayarlayacağım bakalım. Olacak mı olmayacak mı? Olmazsa tekrardan eski haline çeviririm. Ne yapayım? Toparlayayım bakalım şuraları. Tezgahın işi tamam. Ocağı sildim arkadaşlar. Bulaşığımı elimde yıkadım. Kalanları burayı da şöyle ayarladım. Şöyle buraya koydum. Kavanozları. Biraz da böyle kullanayım bakalım. Ya yani şuraya koyduğum zaman şu tuz, şeker, çay kavanozunu şuraya koyduğumda yağ oluyor arkadaşlar. Baharat da orada yağ oluyor. Baharat standı. Ahşap. Onlar da orada yağ oluyor. En iyisi böyle biraz uzaklaştırmak oldu. Şimdi bezim elimde. Bakın. Bezim elimde. Şu alt kapakları bir dolandıracağım arkadaşlar. Şöyle bir ıslak bezle bir geçeceğim. Zaten çok kolay temizleniyor.
Çok da kolay çıkıyor böyle lekeleri falan. Hemencecik şöyle bir dolandırıp bezimi balkonuma asacağım. Bir temizleyeyim şuraları. Bayağıdır alamadım, böyle konserve işleri falan da yaptım. O zaman da bir böyle her yer leke gibi olmuştu. Ya sonuçta bu kullanılan yerler illaki leke oluyor arkadaşlar. Tutulan yerler. Hızlıca yapayım, halledeyim. Valla bezi dolandırınca bile parlıyor yani. Temizlik gibisi yok. Şu çiçeğimi bile şey yaptım. Vazomu bile temizledim. Yani bir güzel üstündeki yağ lekelerini temizledim. Şurayı da hallettim mi yemek işlerine geçebilirim. Kapak silme işlerini falan da bitirdim arkadaşlar. Girdim mutfağa, şöyle tavuğumuzu doğradım, soğanımızı doğradım. Tencereleri ocağa aldım. Buraya da yeşil mercimek koydum. Yeşil mercimekli bulgur pilavı yapacağım. Bulgurum da az kalmış, bu kadar kalmış. Pirinç pilavı yapmayayım dedim. Böyle bulgur pilavı olsun istedim, mercimekli. Şimdi güzel bir şöyle sulu yemek yapacağım. Aslında sote yapmayı düşünüyordum ama şöyle ekmek banmalık olsun. Soğanımı doğradım. Tahtada doğradım elimi yormamak için. Şimdi güzel bir sulu yemek yapacağım. Yanına da bulgur pilavını yapacağım. Sonra karnımızı doyurup muhtemelen çarşıya doğru gideceğiz. Soğan, sarımsak ve tavuk bir güzel kavruldu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Hazırlamış olduğum burada patatesim var. 3 tane patates, 1 tane domates ve 1 tane yeşil biberim vardı. Onları da ekleyeceğim. Biraz da bunlarla beraber kavrulsun. İnatla düşmediler. Şimdi şunu da ekleyelim. Sarımsağını eklemiştim dediğim gibi. Şimdi bir güzel harmanlarım. Altını çok fazla açtığım için tencerenin kenarları yandı arkadaşlar. Bayağı böyle tuttu bu kenarlar. Hiç sorun değil. Suyu girdiği zaman, içine su eklendiği zaman tekrardan o eski haline döner. Bakın. Burada da yeşil mercimeğim haşlandı. Bunun işi de tamam. Şimdi şey yapacağım. Pilav işlerine geçeceğim. Birazcık şu kavrulsun. Bunun işini halledeyim. Suyunu falan ekleyeyim. Tuzunu. Sonrasında pilav işine geçeceğim. Bakın. Altını da açtım şimdi. Burada suyumu da ısıttım arkadaşlar. Çaydanlıkta suyum da bekliyor. Sıcak sıcak. Birazcık kavrulsun. Tavuk yemeğim pişti sayılır arkadaşlar. Altı kısık. Burada da soğanları karamelize olana kadar şöyle kavurdum. Bulgurunu ekliyorum. Bir güzel kavrulduktan sonra buradaki haşlamış olduğum yeşil mercimeği suyuyla beraber ekleyeceğim. Karıştıracağım, kavuracağım birazcık. Sonrasında suyunu ekleyeceğim, tuzunu ekleyeceğim. Pilavımız hazır olmuş olacak arkadaşlar. Çocuklar çok seviyor bunu. Ali de çok seviyor. Hem lezzetli oluyor, hem besleyici oluyor. Şöyle bir güzel kavurayım. Sol elle çok yapamıyorum. Bir güzel kavurup sonrasında yemeğimizi hazırlamış olayım bakalım arkadaşlar. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Yemekler tamam. Yemeklerim pişti. Şimdi hemen tabakları alacağım. Bir de yoğurt yanına, ocağın üstüne de bütün bulguru dökmüşüm. Pilavımız da hazır. Çok sıcak şu an. O yüzden birazcık böyle birbirine yapışmış durumda. Ama her türlüsünü çok seviyoruz bu pilavın. Şimdi hemen tabakları alacağım ve karnımızı doyuralım bakalım. Çarşıya geldik. Forma arıyoruz ama bulamıyoruz. Gencallar diye bir alışveriş mağazası varmış. Oraya baktık, orayı söylediler. Oraya baktık, orada yoktu. Şimdi Mecidiye'ye gidiyoruz. Forma işini hallettik. Evimize geldik arkadaşlar. Ütü masamıza aldığımız örtüyü de şöyle geçirdik. Ali Beyciğim bir bakalım Yeliz dedi. Getirdi, ben unutmuşum onu salonda. Getirdi, şöyle geçirdik. Sizce nasıl olmuş? Ütülenceklere karşı. Bir yığın ütüm var arkadaşlar. Ya bu çamaşır, hani günlük giydiğimiz tişörtleri bile çamaşır ipten topladığımızda katlamadığımız an kırışıyor. Ütü istiyor. Nasıl baş edeceğim bu işlerle bilmiyorum. Yetiştiremiyorum da bir türlü. Ütü masamın burası böyle paslı ama yapacak da bir şeyim yok. Şimdilik idare ediyorum bakalım. Çok eski bir masa değil ama şuraya böyle sürekli su biriktiği için buhardan böyle pas yapmış. Kireçli dedim galiba ben. Yanlış söylemişim, kireçli dedim. Arkadaşlar sıcak beni bugün o kadar çok yordu ki anlatamam size. Gerçekten çok sarstı beni sıcak bugün. Bugün sıcak beni gerçekten çok yordu böyle. Ocağın başında iş yapmak, evin içinde böyle.
Gerçekten çok yoruldum. Herhalde köyün havasına alıştım hemen, böyle serin serin yağmurluydu zaten, sürekli böyle yağda açtı yağda açtı. Ama eve geldik, ayılıp bayılıyorum yani. Gerçekten sıcak beni bugün resmen baydı. Çok şükür bugünümüze Rabbim daha beterinden korusun. Umarım beğenirsiniz örtümüzü arkadaşlar. Çok renkli oldu, böyle cıvıl cıvıl oldu. Ben birazcık böyle sade mi olsaydı acaba diye, bir tane de krem vardı, onu mu alsam diye düşünüyordum ama sonradan da dedim böyle renkli olsun, baktıkça böyle cıvıl cıvıl olsun, içim açılsın dedim. Şimdi o masayı yerine kaldıracağım. Ütü yapamayacağım. Vallahi hiç halim yok. Caner'cim de tatlı istiyor. Bilmiyorum ne yapacağım. Bakalım. Bir taraftan da çay yapıp tatlı yapıp oturup keyif yapasım var ama bakalım. Caner'in formalarını da göstereyim size, teyzeleri. Şöyle iki tane kısa kol aldık. Lakos. Şöyle. Bir tane de uzun kollu sivit aldık, böyle kışlık kalın. Ben bunu almak istemedim aslında, daha çok erken diye. Sonra Ali Beyciğim şey dedi, belki bulamayız dedi. Hani sıkıntı yaşarız dedi. Zaten şimdi Samsun'da da yeni taşındığımız için bilmiyoruz nerede ne olduğunu, çok fazla da bilmiyoruz. O yüzden alalım dedi. Hani bir tane olsun elimizde bulunsun dedi. Böyle aldık işte. Okul formalarımız hazır. Bunlar da yıkanacak, ütülenecek. Artık 6 Eylül'de okul için hazırlanmış olacak bakalım. Tatlı yapmak için malzemeleri çıkardım ama bakın, sütü tencereye koydum. Ama şekerimin az olduğu aklıma gelmedi. Şimdi şekeri çıkarınca fark ettim. Bu akşam tatlı işi yattı arkadaşlar. Tatlı işi yok. Caner'cim üzülecek ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Artık yarın gündüzden yaparım. Giderim marketten alırım şekeri. Güzel bir tatlı yaparım çocuğuma. Sütü de dolaba koyayım bari tenceresiyle. Dediğim gibi tatlı işi hayal oldu arkadaşlar. Ben de şöyle bir kase üzümü aldım geldim. Üzüm yiyelim, ne yapalım? Tatlının niyetine üzüm yiyelim. Babamın hemen babamla ilgili neler yaptığımızı, detayları da anlatayım size. Kahvaltıdan sonra anlatacağım dedim ama bir türlü şöyle oturup da karşınıza gelemedim. Yani hep böyle bir telaşla, koşturmacayla geçti. Perşembe sabahı 9.30'a randevumuz vardı. Geldik, profesörden işte randevumuzu onaylattık. Odasına gittik. PET sonucu güzel dedi. Tutulum görünmüyor dedi. Ama bu haliyle de bırakamayız dedi. Baktı. Daha önceden girdiği göğüs... Al küçücüğüm, tabağa. Daha önceden girdiği göğüs tomografisini sordu. Sonra sistemden girerek raporu görebildi. CD'yi göremedi. Sonra dedi ki hani aşağı yukarı aynı şeyler yazıyor dedi. Biyopsiye iğneli biyopsi dedi arkadaşlar. Biyopsi yapılması gerekiyor. Bu haliyle bırakamayız. Sonrasında ne olacağını bilemeyiz dedi. O yüzden iğneyle biyopsi yapacaklar. İğneli biyopsi. Ama şöyle de dedi. Eğer hani iğneyle yapılan biyopsi beni tatmin etmezse, yani eğer düzgün bir şekilde alınmış olursa gerek kalmayacak. Ama eğer hani düzgün olmazsa dedi, ameliyat ortamında 2 santim böyle küçük bir kesiden girip küçücük böyle üçgen bir parça alınacakmış akciğerden. Onu patolojiye gönderecekmişiz. Patolojiye gönderilecekmiş. Onun sonucunu bekleyecekmişiz arkadaşlar. Kesinlikle dedi böyle hani riske atamayız dedi. Çünkü geriye dönük sigara içme geçmişi çok fazla ve orada da hani 1,5 santim büyüklüğünde kitle var. Ama içimiz ferahladı arkadaşlar açıkçası. Böyle hani PET sonucuna göre tutulum görülmüyor demesi çok büyük bir şey. Eğer varsa da bir şey çok çok erken yakalanmış olacak, inşallah yoktur. Varsa da çok erken evrede yakalanmış olacak Allah nasip ederse. Sonra hastaneden çıktık, işlemleri yaptık. Bize ne zamana? Haftaya çarşamba değil mi kocacığım? Çarşamba 10.30'a randevu oluşturduk arkadaşlar biyopsi için. Salı gününden de bir tahlil yaptırması gerekiyor. Kandaki pıhtılaşmanın ve 1-2 değerin ölçülmesi gerekiyormuş. Arada da 5 günlük bir gün olunca, mesafe mi denir ne denir, 5 gün olunca arada da babam zaten hani 2-3 gün de olsa biz götürüp bırakmayı düşünüyorduk. Sonra 5 günde olunca böyle eve geldik, üstünü başını değiştirdi babam, yatağına yattı, buraya koltukta yatıyor. Caner'in odasını beğenmedi arkadaşlar, ben orada yatamam kızım, çok darlanıyorum ben orada dedi. Neden? Memleketten geldik, ev havasız, sıcak. Camları açtık ama çok sıcak, çok darlandım ben orada dedi. Burada yatarım dedi. Salonda koltukta yattı. Koltuğa böyle uzandı işte hastaneden gelince. Baba dedim, hadi seni götürelim köye dedim. Yataktan bir kalkışı var, görmeniz lazımdı arkadaşlar. Allah'ım kimseyi evinden yurdundan ayırmasın. Hani
Hani hiç kimselerin eline bırakmasın. Evladı da olsa eline bırakmasın. Herkes yatağında, evinde, barkında olsun. O yataktan çıkışını bir görseniz. Allah'ım ya Rabbim dedim. Hemen giyindi üstünü başını. Getirdiklerimizi ayarladık. O gece, Perşembe gecesi babamı götürdük memlekete, köyümüze bıraktık arkadaşlar. Oradan Eltimlere indik, çayımızı içtik. Oradan da gece yarısı artık evimize döndük. Saat 1'e geliyordu galiba evimize döndüğümüz zaman. Çok yorucu bir tempo oldu benim için açıkçası. Yani memlekete git, oradan işte ileri geri fındıktı, şuydu buydu, oradan gel hastane, tekrardan yolculuk. Kayınvalidemlere uğramadık o zaman çünkü saat geç olmuştu ve onlar erken yatıyorlar. Tekrardan hani şey yapmak istemedik, düzenlerini bozmak istemedik, uykularını kaçırmak istemedik. Öylelikle evimize döndük geldik işte arkadaşlar. Durumlar, vaziyetler böyle. Salı akşamı babam gelecek. Burada biyopsiye götüreceğiz. Dua edin. Çok korkuyor. Böyle arkada çevresinden de hep böyle olumsuz şeyler söylüyorlarmış. Dua edin. Ben de hani ikna etmeye çalışıyorum babamı. Diyorum baba korkulacak hiçbir şey yok. Zaten uyuşturuyorlarmış falan, hissetmeyeceksin bile falan diyorum. Öyle işte arkadaşlar, bakalım Allah nasip ederse salı akşamı abim babamı getirecek. Çarşamba günü biyopsisi için götüreceğiz. Durumlar böyle. Ama yüreğimize su serpilmedi değil. Çok şükür Allah'a yüreğimize su serpildi. Allah'ım kimseleri o yollarda bunaltmasın, o yollarda daraltmasın. Derdi veren Rabbim dermanını da versin inşallah diyeyim. Videomuzu da burada bitirelim. Kapanışımızı da yapalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benimle buralara kadar geldiğiniz için, izlediğiniz için, destek verdiğiniz için, benden bir parça bulduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere. Çok çok selamlar, sevgiler gönderiyorum. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.